Sevgili gençler, hepinize merhabalar. İş güç enerji soru çözümüyle karşınızdayız. Enerji konusu birazcık böyle zorlamış olabilir sizleri. Hadi bir sorularına bakalım. Ne kadar farklı soru tipleri varsa hepsine değinmeye çalışalım. Birbiri arasındaki geçişler iş güç ve enerji sorularıyla karşınızdayız. Haydi bakalım Tonguç severler. İlk olarak birinci sorumuzda bir hareket yönümüz verilmiş bize. Bakın burada Tonguç, burada da bir başka Tonguç'umuz var. İpleri çekmeye başlamışlar. F1 kuvvetiyle çekilen ve F2 kuvvetiyle çekilen bir ipim var. Ortada da bir cismim var. Sürtünmenin önemsenmediği bir ortamda olduğu söyleniyor. M eşittir 2 kilogramlık cisme yatay yönde aynı anda F1 F2 kuvvetlerini uyguluyorum. Bakın F1 kuvvetini ve F2 kuvvetini birini pozitif birini negatif almam gerekecek. Neden? Hareket yönüm bana bu Tonguç tarafına verilmiş. F1 yönünde bir hareketim söz konusu. Bu arkadaş 4 Newton, bu arkadaş 8 Newton olarak verilmiş. O halde diyorum ki ben bunu pozitif kabul edersem hareketle aynı yönde olduğu için bunu negatif kabul etmem lazım. Yani F neti bulurken artıya eksi alacağız arkadaşlar. Yapılan işimde eksi 20 Joule verilmiş. Bu eksi ne demekti? Yön belirtiyordu değil mi? Ters yapıldığı işin. Çok güzel. Ben buradan büyük bir kuvvetle çekiyorum. Buradan küçük bir kuvvetle çekiyorum. O yüzden hareketim küçük kuvvet tarafında olduğu için eksi 1 Joule değeri bulmuşuz. Güzel. Cisim kaç metre yerleştirmiştir diyor. Haydi bulalım diyorum ben de. Arkadaşlar yazılıdaymış gibi düşünün. Özellikle de böyle klasik sorularda bir verilenleri yazın. Verilenler zaten size ne yapmanız gerektiğini açık bir şekilde söyleyecek. M eşittir 2 kilogram birinci verim. F1 ve F2 kuvvetlerini yazıyorum. F1 eşittir 4 Newton. F2 eşittir 8 Newton gençler. Ve W harfiyle gösteriyorduk hatırlayın. İşte bu değil mi? Eksi 20 Joule olarak ifade ettik. Hareketimizin yönü bu tarafa hareket yönü dedim. O halde pozitife negatif almak durumundayım. Hemen F netimi hesaplıyorum. F net dediğimiz artı F1 eksi F2'dir gençler. Yani F1 eksi F2 olarak düşünebilirsiniz. Buradan da ne demeliyim? Tabii bunlar büyüklük değerleri arkadaşlar. O halde 4 eksi 8'den eksi 4 Newton olarak buldum. Peki F netim eksi 4 Newton'sa ben artık iş değerini yerine yazabilirim. İşin formülü F çarpı delta x'i hatırlayın. Hemen W yerine ne yazıyorum? Bana verilen eksi 20 Joule yazıyorum. F netimizi eksi 4 olarak bulmuştuk. Yer değiştirmeyi çekeceğiz buradan. Delta x eşittir 5 metre olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Demek ki cisim 5 metre yer değiştirmiştir diyebiliyorum. Haydi ikinci sorumuzla karşınızdayız. Şimdi bakın bunlar tamamen 11'in temeli. Mesela şu soruyu anlattıktan sonra detaylı bir şekilde anladıysan hemen sen de aynı şekilde çözümünü yap. 11'de rahat edeceksin. Güven bana. 2 kilogram kütleli bir cismim var. H eşittir 80 metre yükseklikten yere bırakılıyor. Yani bu cismin yaptığı iş yer çekimiyle beraber serbest düşme hareketi. Bildiğiniz 2 kilogramlık cismi aşağıya doğru bıraktım. Peki cismin yere çarpma süresince havada geçirdiği süreden bahsediyorum. Yer çekimine karşı yaptığı bir iş var değil mi? Sonuçta yere çarpana kadar yer çekimi kuvvetinin etkisiyle hareket ediyor. Ne kadar yer değiştirdim? 80 metre yer değiştirdim. Yapılan işin kaç joule olduğu soruluyor bize. Hemen işin formülünü yazıyoruz gençler. F çarpı delta x dedim. F yerine artık ben mg yazabilirim. Neden? Bu cisme F kuvvetini yaptıran şey yer çekimi. Yani cismin aşağıya doğru olan mg'si. Peki ne kadardır mg'miz? 2 çarpı 10'dan 20 Newton'muş. Cismin aşağıya doğru olan 20 Newton'luk ağırlığı, hatırlayın g mg'ydi. Bu da ağırlıktı gençler. Vektörel bir nicelikti. Aşağıya doğru olan 20 Newton'luk ağırlığıyla bu 80 metrelik yolu alıyor. Yani yaptığı iş 20 çarpı 80'den mi gelecek bize? Hemen F yerine 20 Newton, delta x yerine de 80 yazıyorum gençler. Buradan W eşittir 1600 Joule olarak elde ediliyor. Demek ki cismin yer çekimine yaptığı karşı iş 1600 Joule'muş. Haydi bir sonraki sorumuz. Şimdi bakın her seferinde farklı bir soru tipiyle karşınızdayız. Burada size bir grafik verilmiş. Ne grafiği var elimde? F, x grafiği. Kuvvet, yol. Kuvvet, yol. Kim yok? İş yok gençler ortada. İşin formülü neydi? F çarpı delta x'ti. F'im var, x'im var. Demek ki ikisinin çarpımından altında kalan alanlar bana neyi verecek? Var olan işi verecek. O halde diyorum ki grafiğin altında kalan alan
artı W'dur. Neden? Pozitif yönde gerçekleşmiş çünkü. Eğer negatif yönde olmuş olsaydı ki göreceksiniz şurada öyle yazacağım. Eksi W alırdım. Yine aynı şekilde bir üçgenim var burada. Ne kadar? Artı W. Yine aynı şekilde bir alanım var. Burada da negatif yönde iş yaptığım için eksi W alıyorum gençler. Yani şurada W, W, eksi W'dan şu iki arkadaş birbirini götürdü gibi düşünebilirsin. Peki, daha sonrasında üçgenin alanını hesaplayacağım. Taban çarpı yükseklik böyle 2 yapıyorduk üçgenin alanını hesaplarken. O halde bir tane W değerim için yazacak olursam 2 çarpı 8 bölü 2'den 2'ler gitti arkadaşlar. 8 jül bir iş yapmışım ben burada. E peki artı 8 artı 8 eksi 8 olacak mı burası? Aynen öyle. Eksi 8 artı 8 birbirini götürdükten sonra elinizde artı W'luk bir iş kalacak. Bu da nedir arkadaşlar? 8 jül olarak elde edilir. 6 metre sonundakini soruyor bana. Eğer 4 metreyi sorsaydı bakın bunu almayacaktınız. O zaman artı 2 tane W'nuz olmuş olacaktı. 8, 8, 16 bulacaktınız cevabı. Ama ben 6 metrenin sonunda yaptığı işi sorduğum için bu işler birbirini götürdüğünde geriye kalan işiniz 8 jül olacaktır. Haydi bir sonraki sorumuz. Böyle ben merdivenli basamaklı falan sorularla karşılaşacaksınız gençler. Korkmayın öncelikle bu sorular çözülemez. Hocam biz bunları nasıl çözeceğiz falan gibi endişelenmeyin. Yapacaksınız sadece taktiğini öğrenin rahatlıkla halledeceksiniz. 9. basamak olarak vermiş bize soru. Bunu 11'de verebilir, 100. basamakta verebilir. Hiç önemli değil. Önemli olan bir basamağın ne kadar olduğu. Biz zaten o basamak sayısıyla basamağın uzunluğunu çarparak bu arkadaşın ne kadar yol aldığını bulabiliriz. Yani delta x'ime buradan ulaşacağım. Peki Tonguç'cum ne yapmış? Top 4 kilogramlık bir cisimmiş. Her birinin yüksekliği 5 metre olan merdiven basamaklarından hop topu aşağıya doğru atmış. 9. basamaktayken kazandığı kinetik enerji kaç jül olur diyorum. Bakın bana 9. basamakta durmuş demiyor. 9. basamaktan sonra hareket ediyor falan gibi bir ifade de vermemiş. Ben sadece şunu biliyorum. 9. basamağa geldiğinde topun kazanmış olduğu bir kinetik enerji var. Neden? Hızından dolayı sen buna vurdun ve bu hız kazanarak aşağıya indi. Peki aşağıya indikçe hızlanacak çünkü neden? Yüksekliğim azaldığı için potansiyel enerjim bir miktar neye dönüştü? Kinetik enerjiye dönüştü gençler. O halde hep beraber bakalım. Şimdi öncelikle benim H'ı hesaplamam lazım. Peki H yüksekliği 9 tane basamak için bakın bu basamaklar bu şekilde devam ediyorlar. Her bir basamağın uzunluğu da bana 5 metre olarak verilmiş. E ben bunu 9'la çarparsam H yüksekliğimi bulabilirim. O halde H eşittir diyorum. 9 çarpı 5'ten 9. basamak olduğu için 45 metre olarak bulundu. Bu bizim delta x'imiz gençler. Şimdi hemen soruyu çözelim. Kazandığı kinetik enerjiyi soruyor. Delta EK neydi bu kinetik enerjideki değişimdi? Bu potansiyel enerjiye eşit olmak zorunda mı? Tabii ki başlangıçta ne kadar potansiyel enerjim varsa kazandığım kinetik enerji de o. Çünkü potansiyel kinetiğe dönüşecekti. Fizikte enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz gençler. O yüzden de bu şekilde bir çözüme gitmek zorundasınız. Var olan delta EK MGH'a eşit olacaktır. MGH dedim. Hemen yerine yazalım. Delta EK eşittir. M'imiz neydi arkadaşlar? 4, G'miz 10 olarak verilmiş. H bizim bulduğumuz 45 metre. Hemen delta EK değerini kinetik enerjideki değişim 1800 jül olarak elde ettik gençler. Demek ki 9. basamağa geldiğinde 1800 jüllük bir enerji kazanmışım. Güzel. Şimdi bir motorumuz var. Motorun veriminden bahsediyor. Bakın verim dediğiniz kavram herhangi bir şekilde %100 olamayabiliyordu. Genel olarak %100'ü görmezdi verim. Çünkü makinelerde muhakkak ısıya kayıp, sürtünmeye kayıp gibi motorun verimini düşünecek enerjiden kayıp yaşayabiliyorduk. Peki, var olan bir yükün motor tarafından çekiliyor. Benden istenen gücü 20 watt olan bir motorum varken 40 Newton'luk yükü, burada bir 40 Newton'luk yüküm var. Burada da gücü 20 watt olan bir motorum var. Şimdi ben %100 verim bulursam eğer bunun 20 wattlık çalışması lazım. Ama 20 watt çalışamayacak. Göreceksiniz bunu. Bir motor 40 Newton. 40 Newton'luk yükü sabit süratle çekerek T eşittir 10 saniyede 4 metre yer değiştirmesi sağlanıyor. Bakın yine verilenleri yazarsanız size ne yapmanız gerektiğini çok net bir şekilde ifade edecek. Hemen yazdım. Motorun kendi gücünü yazıyorum gençler. 20 watt olarak verilmiş. Bir başka verilen bilgi. F eşittir 40 Newton, T eşittir
10 saniye olarak almam isteniyor ve delta x dediğim kavramda 4 metre yer değiştirdiği için bu şekilde yazdım. Peki benim bulmak istediğim motorun 20 watt olan gücünün ne kadarını kullandı? Ona da P üssü diyorum gençler. W bölü T'den buluyorduk hatırlayın. İş bölü zamandı. Yani birim zamanda yapılan iş bize gücü veriyordu. Peki ben iş yerine ne yazabilirim? F çarpı X yazabilirim ki her ikisi de var elimde. F çarpı delta X diyelim hatta. Bölü T dedim. Her birini yerine yazıyorum gençler. 40 çarpı 4 bölü 10'dan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Cevabımız 16 watt olarak karşımıza çıkıyor. Bu motorun kullandığı güç ama benim toplam gücüm ne kadardı? 20 watt. Şimdi motorun veriminin yüzde kaçlık olduğunu bulacağım. 20'nin 16'sını kullanmışım ya. 20'de 16 ise diyeceğim yüzde kaçtır? Aynen bu şekilde çözümümüzü yapıyoruz. O halde verim eşittir diyorum. P üssünün P'ye oranını bulacağım gençler. Bu orandan da yüzdeye geçebilirim. 16 bölü 20'dir oranımız. Gerekli sadeleştirmeleri yaptık. 8 oldu, 10 oldu. Yani ben 10'la çarparsam bunu 80 bölü 100 elde edebilirim. Güzel. 80 bölü 100 dediğiniz şey, yüzde verim aradığım için yüzde tamamladım bu arada, bilginiz olsun. Bu motorun yüzde 80 verimle çalıştığını ifade eder. Cevabınız yüzde 80 arkadaşlar. Dediğim gibi yüzde 100 olması için 20'de 20 olması gerekirdi. Eğer sen buraya 20 bölü 20 bulmuş olsaydın yüzde 100 verimle çalışıyor diyebilirdin. Ama zaten öyle bir durum çok da mümkün değil. Peki bir öncüllü soruyla karşınızdayız. Yine 11. sınıfa geldiğinizde öncüllü sorularla çok sık karşılaşacaksınız. Neden? Öncüllü soru sorduğumuz zaman sana zaten formülü kullandırıyorum. Yorum yapma yeteneğini ölçüyorum. Türkçe yeteneğini ölçüyorum. Okuduğunu ne kadar anlayabiliyorsun? Gerekli yorumları yapabiliyor musun? Gibi. Zaten her şeyi sorabiliyorsam eğer öncüllü sorular benim çok da işime yarayacaktır. Kazanım bazlı oldukları için. Şimdi yukarıda verim ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu soruluyor bize. Haydi bakalım. Verimi artırmak için sürtünme kuvveti azaltılabilir diyor. Sürtünme zaten işe zıt yönde yapılan bir olaydı. Benim verimimi düşürecek bir olaydı. Sürtünmeye ve ısıya kayıp yaşıyordum ben enerjide. O halde artırmak istiyorsan verimi, evet, sürtünme kuvvetini azaltabilirim. Birinci öncülüm doğru oldu. %100 verimle çalışan makine yoktur. Yoktur gençler. Hiçbir makinede %100 verimi elde edemiyoruz. Hatta buna maglev trenleri de dahil. Çok az da olsa bir ısı kaybı yaşanıyor. Ki bu trenlerde çok yüksek süper iletken malzemeler kullanıldığı için çok yüksek enerji elde edebiliyoruz. Var olan enerjiyi hiç kaybetmeden gidebiliyoruz. Ona rağmen %100 verimle çalışan makine yoktur diyoruz. Peki. Sisteme verilen enerji, sistemden alınan enerjiye daima eşittir. Bakın burada bir tuzak kelime var. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin. Daima, bütün, hep, hepsi, tamamı gibi kelimeler sizin için tuzak olabilir. Her zaman değil ama genel olarak tuzak olabilir. Lütfen burada dikkatli olun. Daima eşit olmak zorunda değildir. Bakın az önce bir sisteme atıyorum 20 wattlık bir güç uyguladık ama 16 wattla bize cevap verdi. Enerjiye çevirirsen sen bunu 100 joule'lük enerji veriyorsun. Sürtünmeye 10 joule'lük kaybettin. 90 joule'lük enerjin kalıyor. O halde daima eşittir diyemiyorum. Cevabım 1 ve 2 olarak karşıma çıkıyor gençler. Haydi bir başka sorumuz. İşte bu anlattığım olay şu anda karşımıza çıkıyor. Nedir? Sürtünmeye kayıp yaşarsak ne olacak? 6 metre uzunluğunda bir alan var. 5 metre 5 metre de D yoluna kadar gidebiliyorum. Yalnız yolun şu BC arasındaki 5 metrelik kısmı sürtünmeli. Kütlesi 2 kilogram olan cismin 10 metrelik AB yolunda aşağı yönde bırakıldığında sürtünmeli ve sürtünme kuvveti 4 Newton olduğuna göre 6 metre yükseklikten bırakılan cisim C noktasına geldiğinde enerjisi kaç joule olur, sorumuz bu. Hemen başlangıçta bu arkadaşın nesi var? Potansiyel enerjisi. Evet, hadi potansiyel enerjisini hesaplayalım. EP eşittir MGH diyorum arkadaşlar. 2 kilogramlık cisim olduğuna göre 2 çarpı G'miz 10'du. H yüksekliğim de 6 metre olarak verilmiş. 120 joule olarak elde ediyorum. Peki yapılan işe bakacağım. Çünkü iş dediğiniz şey sürtünmede kayıp. Sürtünmeden kaybettiğiniz şey işe gitmiş oluyor. Bu halde normalde siz buna F çarpı delta X diyordunuz ya. Artık F yerine burada F sürtünmeyi, burada da sürtünmenin var olduğu yolun X'ini alıyorum. Yani 5 metreyi alacağım. O halde F sürtünmeyi bana 4 Newton olarak vermişti. Ne kadarlık sürtünmeli yolum var? 5 metrelik sürtünmeli yol. O halde diyorum ki 20 joule bu sürtünmeye kayıp olan zamandır. Sürtünmeye kayıp olan enerji zaman değil tabii ki. Enerjidir gençler. Peki
Aradaki farka bakın. Normalde benim 120 joule'lük enerjim vardı. 20'sini sürtünmeye kaybettim. O halde 120-20'den 100 joule'lük enerjim kalmış oldu. C noktasına geldiğinde 100 joule'lük enerjim var gençler. Var olan 100 joule'lük enerjiyle de artık D yoluna devam edebilir bu arkadaş. Haydi bir sonraki sorumuz. İşçimiz buradan, bu bir makara sistemi. 8'den hatırlamanız lazım. Basit makineleri iyi olanlar şöyle bir hatırlasınlar bunları. Sabit makaramız var. Hop ben buradan çekiyorum ve yükü yukarıya doğru kaldırıyorum. Bakın 30 derecelik bir açı vermişim. Bu açıyı kullanacağım. Neden? Çünkü bu yükün aşağıya doğru nesi var? Kendi ağırlığı var. Peki ben ağırlıktan bahsederken normalde G eşittir MG yazıyordum değil mi? Eğer bunu eğik düzleme uygularsanız bu şekilde aşağıya doğru var olan MG'sinin alfa diyelim açısına mg çarpı sinüs alfayı bulmak zorundasınız arkadaşlar. Yani bana işi yaptıran şu değil, bu kuvvettir. O halde bunu bileşenlerine ayırırsam bu kuvvetle iş yapacağım için yük bu kadarlık bir yükle bu kadar bir işçi bu yükü çekebilmeli. Tamam, çok güzel. O halde devam edelim. 30 derecelik açıyı kullanacağım. Normalde bu arkadaşın 20 kilogramlık bir yükü varmış. Yani aşağıya doğru 200 Newton'um vardı. Artık ne yapıyorum? 200 çarpı aradaki açının sinüsünü alıyorum arkadaşlar. Sinüs 30 diyeceğim. 200 çarpı 1 bölü 2'den 100 Newton'luk bir değerim olmuş oldu. Yani şuradaki var olan kuvvetimiz 100 Newton gençler. Peki bu 100 Newton'u kullanarak artık bu sistemi tamamlayabilirim. O halde diyorum ki haydi verilenleri yazalım. M eşittir. Ne kadar verilmişti bize? 20 kilogram verilmişti. Güzel. Delta x'imiz 10 metreymiş gençler. 10 metre yukarı çıkarılmak istenildiği için. Ve t'miz de bize 10 saniye olarak verilmiş. Hadi verilenleri kullanarak var olan gücü bulalım. Çünkü bana işçinin gücü soruluyor. W eşittir F çarpı x'di hatırlayın. Ve ben bunu gücü ifade ederken yazabiliyordum. Gücün formülünü az sonra kullanacağız bunu. Gücün formülünü yazalım. Birim zamanda yapılan işti. O halde W bölü T diyorum. Bakın direkt W elimde yok. Var olan işi bilmiyorum. O halde ne yapacağım? W yerine F çarpı X'i kullanacağım. Hemen diyorum ki şunu şurada yerine yazalım. F çarpı delta X bölü T arkadaşlar. Gerekli değerleri yerine yazalım. F yerine bakın artık burada 200 Newton alamam. 100 Newton'luk değeri almak zorundayım. Delta X'im 10 metreydi. T'miz de 10 olarak verilmişti. Gerekli sadeleştirmeleri yaptım ve 100 Watt olarak buldum. Yani bu işçinin 100 Watt değerinde bir gücü oluşmuş oldu. Peki. Geldik bir başka sorumuza. Of hocam çok zor bir soru. Ne kadar da şekilli şemalli, ne kadar da çok öncülü olan bir soru demeyin. Dediğim gibi öncüllü sorular size hem yorum yaptıracak hem işlem becerisi kazandıracak. O yüzden bunları seviyoruz. ÖSYM de seviyor arkadaşlar. Hem okul sınavlarınızda hem denemelerde hem var olan test kitaplarınızda hem de 11. sınıfta tekrar karşınıza gelecek. ÖSYM'de TYT, AYT öncüllü sorulardan rahatlıkla sorabiliyor. Şimdiden alışalım. Şimdi düşey kesti şekilde görülen yolun K noktasından V olacak burası. V hızıyla atılan cisim N noktasında duruyor. Başlangıçta benim bir V hızım olduğuna göre ben var olan bir kinetik enerji ve yüksekliğimden kaynaklı bir potansiyel enerjiyle başlamışım. Yani sadece potansiyelim yok. Potansiyel artı kinetik dediğim bir mekanik enerjim var. Sonra yolun yalnızca LM arası sürtünmeli olduğuna göre öncülerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi birlikte bakalım. Cisim LM arasından geçerken mekanik enerjisi sürtünmeden dolayı azalır diyor. Arkadaşlar az önce dediğim gibi bunun var olan bir EP'si var yüksekliğinden dolayı. V hızından dolayı da var olan bir EK'si var. Yani E mekanik diyebilirim buna başlangıçta. Peki aşağıya doğru inerken benim neyim artıyor? Kinetik enerjim artıyor. Neden? Yüksekliğim azaldığı için. Aşağıya doğru mesela şu noktaya baktığınızda EP azalırken EK arttı gençler. Tam şu noktadan en hızlı şekilde geçebilmem lazım benim. Buradan geçerken L noktasına geldiğinde hız kaybetmeye başlıyorum. Neden? Bir kısım sürtünmeye enerji harcıyorum çünkü. Peki cisim LM arasından geçerken mekanik enerjisi sürtünmeden dolayı azalır. Evet, sürtünme bizim bir miktar enerjimizi sömürdüğü için bu şekilde doğrudur diyorum. Cismin L noktasındaki hızı kinetik enerjisini sağlayan hızımızdan bahsediyor. M noktasındaki hızından büyüktür. Bakın ben buraya çok hızlı girdim ama
var olan hızım sürtünmeden dolayı azaldı. Yani atıyorum benim burada 2 V'lik hızım varsa ben burada V kadarlık bir hıza düşürmek zorunda kaldım. Sürtünme beni yavaşlattı çünkü. O halde diyorum ki L noktasındaki hızı VL büyüktür. Tabii ki de VM olmak zorunda. Üçüncü öncülüme geldim. Cismin K noktasındaki mekanik enerjisi, hemen K noktasına bakıyorum, EP artı EK, L noktasındaki kinetik enerjisine eşittir. E tabii ki de eşittir arkadaşlar. Enerji dönüşerek ilerlemiyor mu? Hiçbir şekilde yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Dışarıdan bir enerji geldi mi buna? Hayır. Peki ben LM arası yola kadar bir enerji kaybı yaşadım mı? Hayır. Yani benim başlangıçta atıyorum 100 joule'lük enerjim varsa şu noktada da toplam 100 joule'lük enerjim var. Bunun bir kısmı EP, bir kısmı EK. Bu noktada da toplam 100 joule'lük enerjim var. Bunun tamamı EK. Neden? Yüksekliğim yok çünkü. Tamamı EP'den EK'ye dönüşmüş. Ama LM arasında bu 100 joule azalmaya başlıyor. Yani mesela ben şuraya geldiğimde 90 joule'lük enerjim kalmıştır. Bu nedenle de N noktasına kadar çıkabilmişimdir diyebilirim. Bu cisim normalde hiç sürtünme olmasaydı, yolumuz da şu şekilde olmuş olsaydı tam paralelinde şu noktaya kadar çıkabilirdi. Neden çıkamadı? Var olan sürtünmedeki LM arasındaki kayıp cismin bu yolu almasını engelledi gençler. O halde cevabımız her üçü de doğru olduğu için Edirne oldu. Peki. Sürtünmesiz sistemde K noktasından serbest bırakılan bir cisim var. Yere çarpma anında kinetik enerjisi L'miş. Yere çarpma anındaki kinetik enerjisi L'deki kinetik enerjisinin 5 katıymış. Peki ben şuradan sonra ne kadar mesafe olduğunu bilmiyorum. Ama bu arkadaş yere çarptığında kinetik enerjisi her neyse L'dekinin 5 katı kadarmış. Yani ben L'deki kinetik enerjisini E dersem yere çarptığındaki kinetik enerjisini 5E diyebilirim. Buna göre N noktasının yerden yüksekliğinin ne kadar olduğu soruluyor bize. Peki başlangıçta bu arkadaşın ne kadarlık bir enerjisi var ona bakalım. Serbest düşme hareketi yaptığı için başlangıçta hızım yok. Hızım yoksa sadece var olan yükseklikten dolayı potansiyel enerjim var demektir. Peki var olan potansiyel enerjim. Bakın 5E ile yere çarptıysam ben başlangıçta da 5E'lik bir potansiyel enerjim var demektir. Peki bu arkadaş 5E'lik potansiyel enerjiye sahip olmak için 5MGH'lık enerjisi olmak zorunda değil mi? Yani var olan 3 tane H'ım buradaysa 2H da burada olmalı ki 5E ile yere çarpabileyim. E peki bakıyorum bunun var olan potansiyel enerjisi 5E'ydi. Buraya geldim potansiyel enerjim 4'e düştü. Geriye kalan bir tane neye dönüştü? Kinetik enerjiye dönüştü. 2EK, 3EK, 4EK şurada bir H kadar. 4EK ve 5EK olarak da yere çarptım. Yani var olan potansiyel enerjimin tamamı kinetiğe dönüşmüş oldu. O halde diyorum ki N noktasının yerden yüksekliği 2'dir gençler. 2 olmak zorunda 5'e 5 olabilmesi için. Bir başka soruyla daha karşınızdayız. Kütleleri ve yerden yükseklikleri verilen KL cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri sırasıyla EPK ve EPL olduğuna göre bunların oranı birbirine nedir diyor. Hemen hesaplamanız gerekiyor gençler. Bunun için söylersek eğer ne kadar yükseklikteyim 2H ve 2M kütleye sahibim. O zaman diyorum ki EPK şurada da EPL'yi hesaplayalım ondan sonra bir güzel oranlarını alırız. EPK dediğiniz şey EPMGH'dı hatırlayın. O halde bu değerleri yerine yazacak olursam 2M çarpı 2H yüksekliklikteyim. Hemen G'mizi de yazalım. 2H dedim. 4MGH'lık bir enerji değerine sahibim. Yine aynı şeyi L için yazacağım. H yükseklikteyim arkadaşlar. Ve L'nin 3M kütleli olduğu bana verilmiş. G'miz zaten aynı her ikisi için de. Buraya da H yazıyorum. 3MGH dedim. Hop oranladık. 4MGH bölü 3MGH'dan cevabımız 4 bölü 3 olarak karşımıza çıktı. Bu soru eğer sen bunu ben anlattıktan sonra tekrar tekrar çözebiliyorsan bu konuyla ilgili yaylarla ilgili soru kaçırmayacaksın demektir. Çok da güzel bir soru. Şimdi elimde 2 tane yay var. Bakın yaylar hakkında bana özdeş diye bilgi verilmemiş. Demek ki yayların birbirinden farklı. Bir yayını F kuvveti en fazla 2x kadar sıkıştırabiliyor. İki yayını 2F kuvveti en fazla x kadar sıkıştırabiliyor. Yani sen bunu şu noktaya kadar getirdin, x kadar sıkıştırdın. Bunu da şu noktaya kadar getirdin, 2x kadar sıkıştırdın. Bunu 2F ile yaparken bunu F ile yapabiliyorum. Demek ki bu yay bundan daha zor sıkışabilen bir yay. Daha kalın bir yay olduğunu söyleyebilirim mesela. Sonra 1 ve 2 yaylarında depo edilen
Maksimum esneklik, maksimum esneklik potansiyel enerjileri sırasıyla E1 ve E2 olduğuna göre E1 bölü E2 oranı nedir diyor. Şimdi gençler, yaylarla ilgili soruda iki tane formülüm var. Bir tanesi F eşittir K çarpı X. Bu yaya uygulanan kuvvetin ne kadar sıkıştırdığıyla alakalı olan formülümüz. Bir de yayda depo edilen enerji. E yay diyorum. 1 bölü 2 K çarpı X'in karesi. Ben bu formülleri kullanarak bunlar arasında bir oran elde edeceğim. Haydi çözelim diyorum. Şimdi birinci için F eşittir K1. Bu arkadaş K1 diyeceğiz, bu arkadaşa K2 diyeceğiz. Bakın ikisine de K alırsan cevabı yine şıklarda olan yanlış bir değer bulursun. O yüzden K1 ve K2 diyerek lütfen yoluna devam et. K1 çarpı ne kadar sıkıştım? 2X. Yine aynı şekilde F'lerimi F1, F2 dememe gerek yok. F'leri aynı cinsten vermiş zaten. 2F eşittir diyorum. K2 çarpı X kadar sıkışmışım. O halde ben burada K çarpı X değerlerini, X ve F ortak olduğu için K'ları tek başına bırakarak ilerleyebiliyorum. K1 dediğin değer F bölü 2X. K2 dediğin değer 2F bölü X kadar oldu. Şimdi ben şunları kullanarak var olan enerji formülünü yazıp bir değer elde edeceğim. Hadi yazalım. E1 ve E2 diyorum gençler. Her ikisi için de 1 bölü 2 kx kare formülünü kullanacağım. Burada k1 çarpı x1'in karesini alacağım. Burada k2 çarpı x2'nin karesini alacağım. Ve ben artık k1 gördüğüm yere f bölü 2x, k2 gördüğüm yere 2f bölü x yazmam gerektiğini biliyorum. 1 bölü 2 çarpanlarım ortak zaten. K1 gördüğüm yer f bölü 2x çarpı ne kadar sıkışmıştı bu yayımız? 2x'in karesinden 4x kare geldi gençler. Burada da aynı şekilde 2f bölü x yazdım. Ne kadar sıkıştı yayım? X kare. Hadi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Zaten oranlayacağız bunları, detaylı bir şekilde gidecek. Burada 2'ler 4'ümü götürdü. Şurada x kaldı. Elimde fx'im var. Yine 2'ler gitti. Şurada x'im kaldı. Elimde yine fx'im var. Bunları birbirine oranlarsan eğer E1 bölü E2 değerini 1 bulacaksın. Cevabın Ceyhan olacak. Bakın her ikisini de K alırsanız deneyin arkadaşlar. Cevabı 1 bölü 4 bulacaksınız. Dediğim gibi şıklarda da var. Aman dikkat. Bunlar farklı yaylar. Zaten farklı yay oldukları için F kuvvetleriyle bu şekilde sıkıştırılmışlar. Bu şekilde sorunuzu çözüp 1 elde ediyorsunuz. Bir başka sorumuz. Şimdi burada bir kütlem var benim, 2 kilogramlık. Bu 2 kilogramlık kütle hop geliyor, hızlanıyor ve bu yayı sıkıştırıyor bir miktar. Yayın sabiti bana 100 Newton bölü metre olarak verilmiş ve ben bu kütleyi 5 metrelik bir yoldan bırakıyormuşum. Şimdi kütlenin var olan potansiyel enerji hop yayı sıkıştırmak için yayda depo edilen enerjiye mi dönüşecek? Aynen öyle. Hemen verilenleri yazıyorum gençler. K eşittir 100 Newton bölü metre olarak verilmiş. V eşittir 10 metre bölü saniye başlangıçtaki hızım. M eşittir 2 kilogram yine verilenler arasında. Bir de H eşittir 5 metrelik değerim var. Şimdi bunları kullanarak var olan kinetik enerjimizi, potansiyel enerjimizi bir bulmaya çalışalım. İlk olarak var olan kinetik enerjimi buluyorum. Neden? Çünkü bu arkadaş hızlandığında EK'sı kadar bunu sıkıştıracak. EK eşittir. Formülümüz 1 bölü 2 mv kareydi. Verilen değerleri yerine yazalım arkadaşlar. 1 bölü 2 m'miz 2 idi. V'miz 10'un karesinden gitti bunlar. 100 jül elde ettik. Ben bu 100 jüle bir de EP'yi mi ekleyeceğim? Tabii burada benim yüksekliğimden dolayı bir de potansiyel enerjim var. Yani başlangıçta benim mekanik enerjim varmış. Mekanik enerjimle bunu sıkıştırabilmişim. Hemen EP'yi de hesaplayalım. MGH'lı formülümüz. M'imiz 2, G'imiz 10, H yüksekliği 5 olarak verilmiş. Buradan da 100 joule olarak elde ettik. Yani benim mekanik enerjim, başlangıçtaki enerjim, yayı sıkıştırmak için kullandığım enerjim toplamda 200 joule olarak verildi. O halde diyorum yayda depo edilen enerjiyi bulalım. E yay eşittir 1 bölü 2 kx kareydi, hatırlayın. Ne kadarlık bir enerjim var yayı sıkıştırmak için? 200. 200'ü yerine yazdım gençler. 1 bölü 2 k'yı bana 100 olarak kendi vermişti zaten. X kare dedim. X kareyi buradan 4 ve x'i de 2 metre olarak bulacaksınız. Demek ki bu yay içeriye doğru şöyle 2 metrelik bir sıkışma payı elde edilecek şekilde sıkışmış. Sonra bir başka sorumuz. Şimdi başlangıçta benim
A noktasından attığım sürtünmenin de önemsenmediği bir sistemde yolda ilerleyen M kütleli cismim var. V hızıyla fırlattığıma göre bu cismin hem MGH'ı hem de 1 bölü 2 MV karesi var arkadaşlar. Ve bu ikisinin toplamı mekanik enerjiyle D noktasına kadar çıkabildiğini biliyorum. Cismin B noktasındaki kinetik enerjisinin D noktasındaki kinetik enerjisine oranı soruluyor bana. Peki burada ne yapacağım? Başlangıç enerjisini bir hesaplamam lazım. Hemen diyorum ki E mekanik eşittir EP artı EK olmalıydı. EP'miz ne kadar gençler? 2 tane H görüyorsunuz burada. 2 MGH'lık bir EK, E mekanik diyelim şuna. 2 MGH'lık bir MGH'ın potansiyelim var. Bir de 1 bölü 2 MV karelik bir enerji değerim var. Peki ben bunlara, buna 2 E, buna da E kadarlık bir enerji dersem ki bunu diyebilirsiniz rahatlıkla. Bu değerleri verin arkadaşlar. Başlangıçta benim 3 E'lik bir enerjim varmış. Bunu nereden biliyorum? Toplam mekanik enerjim bu kadar verilmiş bana. Bir de bu benim D'ye çıkmamı sağlıyor. D'ye çıkmanı sağlayan şey zaten D'de durdun demek ki D'ye kadar çıkabildin. Bütün kinetiğin bitti. Demek ki D noktasına geldiğinde yerden yüksekliğin 3H olduğuna göre senin 3 MGH'lık potansiyelin var. Başka bir şeyin yok demektir. Var olan mekanik enerjin MGH'dan oluşuyor. Kinetiği sıfırladın çünkü. Buradan da yola çıkarak bu yorumu yapabilirsiniz. Yani 2E'ye E dedim. Sonrasında ne yapacağım? Şimdi bunların kinetik enerjilerine bakıyorum gençler. Var olan 3 E'lik enerjim burada neye dönüşecek? Hızlanacağım. Kinetiğe dönüşecek. Yukarıya çıkarken de yavaşlama hareketi göstereceğim. Tam D noktasına geldiğinde duracağım. EK'larını oranlayacak olursak eğer, EKD dediğiniz değer 3 E'dir gençler. Şuradan söylediğim gibi 3 MGH'lık enerjiye sahibim. Burada da MGH'lık enerjiye sahibim E'yim. O halde bunları birbirine oranlayalım. Hemen diyelim ki E potansiyel, E kinetiği soruyordu soruyu. E kinetik. Bu D noktasındaki, bu da B noktasındaki olacak. 1 bölü 2 MV kare de yazabilirsiniz, MGH de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sonuçta var olan kinetikle potansiyel birbirine dönüştüğü için her ikisi de doğrudur arkadaşlar. B'deki E kadar, D'deki de 3E kadar oranladığınızda cevabı 3 olarak elde edeceksiniz. Şimdi geçmişten kalan bir ödüllü sorumuz vardı hatırlayın. Hemen ödüllü sorumuzu soralım. Sonra da yeni ödüllü sorumuzu sizlere baş başa bırakalım. Var olan bir M eşittir 2 kilogram kütleli cismin var. A noktasından serbest bıraktım. Cismin A noktasındaki potansiyel enerjisinin B'deki kinetik enerjisine oranı diyor. Hemen verilenleri bir çizeyim ben. Birinde potansiyel istiyor benden. Birinde kinetik istiyor. Potansiyeli kinetiğe oranlayacağım. O yüzden dikkat. Başlangıçta cismi serbest bıraktığıma göre cismin sadece nesi vardır arkadaşlar? Potansiyel enerjisi vardır. Hızlandım. B noktasına geldim. Potansiyelim arttı. Hop tekrardan hızlandım. Kinetiğim arttı. Bu şekilde de enerji dönüşümlerini sağlayabiliyorum. Peki. Hadi bunları yazalım şimdi. EPA diyorum arkadaşlar. Ben şuraya yapayım çözümü. EPA dediğim şey MGH'tı. Değerleri yerine yazacak olursak. M 2 kilogram olarak verilmiş. G'miz 10. Ve H'ımız da 30 metre olarak verilmiş. Buradan EPA değerimiz 600 jül olarak elde ediliyor. Peki bu 600 jül. Bir de EPB'ye bakalım. EPB'ye bakıyorum. Hemen potansiyel enerjisini hesaplayacağım. E hocam kinetik enerji demiştin. Neden potansiyelini hesaplıyorsun? Zaten var olan potansiyel kinetiğe dönüşmedi mi? O halde bu şekilde hesaplama yapabilirim. Hemen EPB'ye bakıyorum. 2 çarpı 10 çarpı 20'dir arkadaşlar. Buradan da 400 jül enerjim var. Yani benim şurada 600 jüllük, burada da 400 jüllük bir enerjim varmış. Bunlar benim neyim? Potansiyel enerjilerim. Bunun da potansiyel enerjisi, bunun da potansiyel enerjisi. Var olan 600'den 400'e gelene kadar aradaki 200 neye gitmiş? 600 eksi 400, 200 jül senin EK'ndır arkadaşlar. Peki, yani ben bu noktadayken EK değerim 200 jül, EP değerim 400 jül. Çünkü başlangıç enerjisinde toplamları eşit olmak zorunda. Şu ikisinin toplamı hop yine benim başlangıçtaki enerjimi verdi. A'daki potansiyelim ne kadardı?
600'de arkadaşlar. B'deki kinetiğimi soruyordu bana, potansiyelimi değil. B'deki potansiyelimi sorsaydı eğer 600 bölü 400'den cevabı 3 bölü 2 bulurdum. Ama bana kinetiği sorduğu için kinetiğe 200 kalmıştı. Cevabımız 6 bölü 2'den 3 olarak elde edildi arkadaşlar. Aman dikkat lütfen. Bakın kinetik enerji, potansiyel enerji dönüşümleri size yanlış çözdürebilir. Lütfen dikkatli olun. Bir ödüllü sorumuz var. Güzel cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Soru çözmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.